Bunun içerisindeki etken maddemiz sirke. Ama nasıl bir sirke? Bugüne yaşayan, doğal fermentasyonla elde edilmiş organik bir sirke olmalı. Peki, bir şey soracağım. Mesela yani tonik dediğiniz sirke. Zaman cilt gözeneklerini falan sıkılaştırıcı bir özelliği var ya. Noktaları, evet. Dolayısıyla dışarıdan giren penetrasyonları biraz etkilediği bir bariyer etki, vücudun fiziksel bir bariyer etki oluşturmasını sağlıyor. Hı-hı. Bu tonikte aynı böyle evet, gözenek sıkılaştırıcı şöyle, özelliği var mı? Var, var. Şimdi cildimizin doğal bir florası var biliyorsunuz, cilt florası. Bu flora eğer dengeli bir şekilde olursa buradaki mikrop popülasyonu iyiler ve kötüler dengede kalıyor. O yüzden böyle bir bariyer sayesinde mikrop ve bakterilere karşı korunmuş oluyoruz. Aslında bir koruma kalkanı oluşuyor cildimizin üzerinde. İşte fermente cilt toniği bunu sağlıyor. Bu bariyeri oluşturduğumuz zaman yani mikroplar sadece kötülerden oluşmuyor ki, iyiler de var orada. Bizim evet. üzerimize gelip konaklamadıkları sürece kötülerin de böyle bir dengeli cilt floramızla kötüleri de koruyabiliyoruz kendimizi. Peki, çok güzel. Bunu yapacağız şimdi. Burada da dediğim gibi en baş malzememiz içebildiğimiz güzel bir sirke. Tabii bir de açabildiğimiz olacak. Açılmıyor. Tamam, şöyle ben bir o zaman size... Tamam, ben erkek gücü belli oldu. Ölçüler gene ekranda var diye ölçü söylemiyorum ben. İçme suyumuz var. Bu, saf su da olabilir bu. Bir dakika, sıktıktan sonra yıkayacağız mı? Çok çok bulanık değil. Hayır, kesinlikle yıkamayacağız. Bir saniye. Karşısı bile gözükmüyor bunda. Hemen ben size bunun da kokusunu vereceğim. O kadar hoşunuza gidecek ki. Bir dakika. Bir, şimdi elimizi evet. mi sıkalım? Ha, kokusu sıkalım, olmayan tamam. bir yer. Hepsi birbirine karıştı. Hepsi birbirine karıştı. Bakın bunun içerisinde bir paçuli yağımız var. Bir yasemin yağımız. Bunun bir dakika, zaten... Bunda... Muhteşem bir kokusu var, bir dakika, farklı. Ben sirke İkisi kokusu almıyorum. Farklı. Almıyorsunuz. Paçuli ve yasemin alacaksınız Allah ve lavanta. Allah. Lavanta İyi. Suyumuz var. Bakın lavanta yağından bahsettik. Bu da antiseptik. Biliyorsunuz lavanta suyunun özelliğini. Evet. Mikrop kırıcı özellikleri var. Yine burada kullandığımız yağlar hem güzel kokmasını hem bakım sağlıyor hem de yine içerisinde mikrop öldürme, mikrop kırma konusunda bize yardımcı oluyor. Bu bir, su. Bir su bardağı içme suyu. Evet, içme suyumuzu aynı şekilde bir su bardağı içilebilir bir elma sirkemizin üzerine koyduk. Lavanta suyumuz yarım su bardağı olacak. Onu da ekliyoruz. Ve son olarak yağlarımızı. Uçucu yağlarımız her zaman hem koku veriyor hem de dediğim gibi cildimizde çok önemli bunların da görevleri var. Evet, yani tabii bunları kontrollü bir şekilde yapmakta fayda var. Ölçerek yapılırsa tarifler hepsi düzgün bir şekilde sonuç verecektir. Bunları deneyde yapmak lazım. Hangi virüse karşı etkili diye laboratuvarda öyle aslında... bir iddiamız yok. Bizim sadece ama... iddiamız aslında cilt florasını yenilemesi. bu anlamda mikropları bakterilere karşı bir koruma oluşturması. Evet, tabii ki fonksiyonel. Arayışları. Evet, böyle insanlar şey. Evlerinde kolayca bu çözümlere ulaşabilirler. Aynı zamanda yüzlerine de sıkacakları, ellerine de sıkabilecekleri, çocuklarında da kullanabilecekleri. Çok güzel, kokulu bir evet, ürünümüz bu... var.